Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Europower halk arzını inceleyeceğiz. Halk arzının detaylarını incelerken finansallarına bakacağız. Şirketin son durumu hakkında konuşacağız. Ucuz mu pahalı mı tarafını inceledikten sonra da kendi ne yapacağım, katılacağım mı katılmayacağım mı, bunların hepsini tek tek değineceğim arkadaşlar. Normalde piyasanın benim hatırladığım kadarıyla 6 aydır beklediği bir halk arzı sonunda geldi. Halk arzı da önümüzdeki süreçte yapılacak arkadaşlar. Şimdi analize geçmeden önce dostlar, açıklamalar kısmında sizler için Midas Yatırım'ın linkini bırakıyorum. Neden Midas Yatırım'ın linkini bıraktım? Midas Yatırım'ın linkine tıklayıp indirip üye olduktan sonra elinizdeki var olan hisse senetlerin hedef fiyatlarından tutun model portföylere kadar ulaşabileceksiniz. Aynı zamanda tek bir uygulama Midas Yatırım üzerinden hem Amerikan borsalarına minimum maliyetle yatırım yapabiliyorken Borsa İstanbul'a da düşük komisyon oranlarıyla yatırım yapabileceksiniz. Midas Yatırım nerede? Açıklamalar kısmındaki linkte. Linke tıklaması da bedava arkadaşlar. Haydi gelin başlayalım. Evet, şöyle bunu bir sunum haline alalım. Europower enerjinin bilgilerini, datalarını klasikleşen artık sunumumuza koyduk arkadaşlar. Baktığımız vakit talep toplaması 12, 13, 14 Nisan 3 gün boyunca toplanacak. 40 lira 60 kuruştan satışa çıkıyor. Bireysele eşit dağıtım 60 milyon lot ek satış dahil satılacak. Toplamda halka arzın büyüklüğü 2.4 milyar TL'lik bir büyüklüğü var. T1 ve T2 bakiye kullanılamıyor. Fakat katılım endeksine uygun. Katılım endeksi arayan arkadaşlar için de pozitif bir arzlardan birisi. Baktığımız vakit Ak Yatırım'ın liderliği çektiği, konsorsiyum lideri olduğu bir halka arz. Hisse senedinin kodu da EU, yani Euro'nun başındaki EU ve Power'ın sessiz harfleri EUPVR W harfiyle olarak geliyor. Pazar yıldız pazar olarak karşımıza çıkmakta. Taahhütlere baktığımız vakit 1 yıl ihraççı satamayacak, 1 yıl ortaklar satamayacak. Ortaklar derken sen ve ben değil arkadaşlar, tamam. Yorumlarda görüyorum, ona değineyim tekrardan. Fiyat istikrarı 15 gün boyunca fiyat istikrarı planlanıyormuş. Güzel. Dağıtım oranlarına baktığımız vakit %80 yurt içi bireysel yatırımcı, yani sana bana. %3 şirket kendi çalışanlarına, %17 yurt içi kurumsala arkadaşlar. Ek satış için herhangi bir sınırlama yok diyor. Talep yüksek geldiği vakit o noktaya göre dağıtım olacakmış. Yani %83'lük bir kısım şu an için bireysel yatırımcıda olduğu görünüyor. Pozitif midir? Evet, pozitiftir. Kaç lot düşer diye bir bakalım. Kaç lot düşer diye baktığımızda 1.2 milyon kişi katılırsa 33 lot düşüyor. 1.5 milyon kişi katılırsa 27 lot düşüyor. 1096 TL diyor. Bu en son Koza Polyester'in halk arzının sonuçları açıklandı. 1.7 milyon kişi gibi bir rakam katılmış. 1.7 milyon kişi katılırsa da 800 TL gibi bir rakam düşüyor. Yani maksimum 1500 TL'nin üstünü bağlamanıza gerek yok kısacası arkadaşlar. Şimdi bakalım hangi aracı kurum ve hangi bankalar üstünden başvurabiliyor musunuz buna? Ak Yatırım, yani Akbank üstünden, A1 Kapital, Acar Menkul, Ahlatçı Yatırım, Alan, Alnus, Alternatif Yatırım, Anadolu Bank, Ata Yatırım, Aktif Bank, yani aktif yatırım olarak geçiyor. Bizim Menkul, Burgan Yatırım, yani Burgan Bank, Deniz Bank, Dinamik, Garanti Bankası, Gedik, Global, Halk Bank, ICBC Bank, ING Bank, Investas Info, İntegral İş Bankası, Marbaş, Meksa, Marbaş, Meksa, Osmanlı Yatırım, Oyak Yatırım, Fiba Bank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Philip Capital, Piramit Menkul, QNB Bank, Şeker Bank, Taciller, Odea Bank, Teb Bank, Tera, Trive, Türk İş Yatırım, Ünlü Yapı Kredi Bankası, Vakıf Yatırım, Vakıf Katılım Bankası da var, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yatırım Finansman, Ziraat Bankası, Pay Menkul Değerler ve Prim Menkul Değerler üzerinden. Bütün herkes var arkadaşlar. Çok yoğun bir katılım geleceğe benziyor. Neden halk arz oluyormuş? Şöyle bir incelediğimizde %5 ile %25 arasında ARGE, ÜRGE çalışmalarına yeni yatırımlar yapacaklarmış. Güzel. %5-%20 aralığındaki gelecek paranın mesken ve küçük işletme tipi kompakt güneş enerji santralleri ekipmanı, güneş enerji santrali, inverteri, bunları üreten bir firma ekipman alımı diyor. %5-%25 aralığında devam eden yatırımların sonuçlandırılması, yani üretim kapasitesinin artırılmasından tutun da gayrimenkul ekipman alımlarına kadar. %5-%25 arası iş makinesi, makine teçhizat, ekipman alımları. %5-%30 arası yeni fabrika alanı edinimi,
fabrika binası genişletme çalışmaları, %5 %15 arası güneş paneli ve transformatör fabrikası çeşitlilikleri demiş. %10 %20 finansal borç ödenmesi, %20 ile %40 arası işletme sermayesi değerlendirilmesi. Gayet güzel. %100 bütün para şirkete giriyor. Bu güzel. Şirketi tanıyalım dediğimizde şirket 2008'in Temmuz ayında Ankara'da kurulmuş bir firma olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 38 bin metrekarelik bir üretim alanında faaliyet gösteriyor. EuroPower Enerji AŞ arkadaşlar. Demiş ki AG dedi alçak gerilim, orta gerilim, yüksek gerilim elektrik sistemleri için ürünler tasarlar, geliştirir, üretir. GESA'nın zaten %70 olduğu, %70 sahibi olduğu bir firma benzer noktalarda işlem yaptığını da söyleyebiliriz. Sonuç olarak şirketi tanıdık mı? Tanıdık. Gelecek olan bu 2,4 milyar TL'yi ne yapacağını öğrendik mi? Öğrendik. Hangi aracı kurum ve bankalar üstünden başvurabileceğimizi öğrendik mi? Öğrendik. Kaç lot düşebileceğini gördük mü? Gördük. Arzın detaylarını tanıdık mı? Tanıdık. Buraya kadar güzel. Şimdi gelin bir de finansallarına bakalım. Finansallara baktığımız vakit dostlar dönem varlıkları 405 milyondan 1,3 milyar TL'ye çıkmış. Gayet başarılı. Burada nakit ve nakit benzerleri artıyorken ticari alacaklar da buna ayak uydurmuş ciddi manada. Duran varlık tarafında 196 milyonlardan 550 milyonlara çıkmış. Ciddi manada duran varlık tarafındaki artışın ana sebebi de maddi duran varlık. Yani tesis açtı, fabrika açtı. Bunları güncel ederim. Borçlanmalara bir bakalım. Rasyolarda görecek olsak da rakamsal olarak da söylemekte fayda var. Kısa vadeli borçlar 306 milyondan 804 milyona çıkmış. 2 katının üstünde artmış ama dönem varlık 3 katının üstünde artmış. Bunu karşılar, sıkıntı yok. Rasyoda göreceğiz dediğimiz gibi. Uzun vadeli borç tarafında yakalarsam söyleyeyim. Evet burada uzun vadeli borçlarda 28 milyonlardan 192 milyon tarafına çıkmış. Kısa vade tarafı bizler için daha önemli. Şirketin kar durumuna bakalım. 2021 yılı sonunda 104 milyon TL'lik bir kar varken 2022 yılı sonunda 375 milyon TL'lik bir kar mevcut arkadaşlar. Başarılı mıdır? Evet başarılıdır. Gelin bir de rasyolarına bakalım. Cari oran 1.32'ymiş 1.61'e çıkmış. Yani borçlanmadaki o artış korkutacak bir durum yok o noktada. 1.60 bu ne anlama geliyor? Kısa vadeli borçların tamamını ödeyebiliyor. Yerine de yani geriye de ciddi manada bir parası kalıyor arkadaşlar. Likidite orana bakarsak 0.92'ymiş 1.42'ye çıkmış. Gayet başarılı olduğunu da bu noktada söyleyebiliriz değerli dostlar. İskonto durumuna bakalım. Şirket %20 iskontoluyuz diye söylemiş. Sonuç bilanço tarafı finansal durum tarafında da gayet iyi duruyor. Rasyolar tarafında da bir sıkıntı göremedik. İyi duruyor. Yani hani güzel duruyor. Güzel olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelin bir de ucuz mu pahalı mıya bakalım. Şimdi ucuz mu pahalı mı tarafına baktığımızda dostlar şirketin fiyat kazanç oranı FK'sı ve piyasa değeri defter değeri 23 ile 3.43'müş. Şimdi enerji sektöründe bulunursa bu şirket enerji sektörü FK'sı 38, şirket 23. Enerji sektörüne göre ucuz kalıyor. Piyasa değeri defter değeri tarafında da ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Bayındırlık ve imar sektörü diğer tarafta bulunursa eğer sektör olarak o sektörün FK'sı 69, EuroPower 23. Bayındırlık imar sektörün piyasa değeri defterleri 5, pardon 15'lerde. İlgili firmamız EuroPower 3.5'ta. Her iki noktaya göre de ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Sonuç neredeyse full eşit dağıtıma yakın bir halka arz. Ciddi manada katılımın olacağı ve malın çoğunun yani hisse senedinin çoğunun bireysel yatırımcı olacağı bir arz. Birincisi albenisi burada. İkincisi bulunduğu sektör ve şirketin finansallarına bakarsak ikinci albenisi burada. Üçüncü albenisi ucuz olması arkadaşlar. Sonuç ben katılacağım. Tabii ki benim katılıp katılmamam sizlere herhangi bir yatırım yönlendirmesi değildir. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.